Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte oluşturduğumuz operasyonları simülasyonda nasıl izlendiğini göreceğiz. Simülasyona girmek için şuradaki simülasyona başla düğmesine, buradaki düğmeyi ve aynı şekilde tornalama unsuruna sağ tıklayıp simülasyon seçeneğini seçebilirsiniz. Simülasyona bastığımız zaman karşımıza simülasyon penceresi açılacak. Şimdi bu pencerede bazı fazla olan yerler var. Daha rahat çalışabilmemiz için öncelikle onları kapatmamız gerekiyor. Neleri kapatalım? İlk önce şu tezgah kısmını çekip şuraya sürükleyerek kapatıyorum. İstatistikleri kapatıyorum. Analiz kısmını kapatıyorum. Şöyle. Simülasyon kısmını kapatıyorum. Şurada hareket listem kalsın. Devamında şu kes.sim yazan kısım, kesim simülasyonu kısmını kapatıyorum. Şuradaki analiz kısmım kalıyor. Ölçüm kısmım kalıyor. Eksen kontrolünü kapatıyorum. Rapor kısmını kapatıyorum. Bizim ana genel olarak kullanacağımız 3 tane liste var. Onun da biri hareket listesi, biri analiz, diğeri de ölçüm. Geliyorum hareket listesinde bu alt kısmı alıp daha rahat bir şekilde çalışmak için kendime alan açıyorum. Devamında şu şekilde görünüşlerim var. Ön, sağ şeklinde SOLIDWORKS'ta olduğu gibi. Parçamın bir görünüş aldıktan sonra burada simülasyon hızım var. Şu şekilde yavaşlatıp hızlandırabiliyorum. Burada modlarım var. Zaman modu, LC modu ve uzunluk modu şeklinde. Ben zaman modu kullanarak birebir zamanlamayı görmek istiyorum. Ve yürüt. Bu düğmeye bastığım zaman da operasyonlarımız sırasıyla çalışmaya başlıyor. Şurada görünürlük kısmımız var. Görünürlük kısmından da takım yolunu açıp kapatabiliriz. Şöyle yürüt diyorum ve şu şekilde operasyonlarım çalışmaya başlıyor. Sırasıyla çalıştığını görüyorsunuz. Birazcık hızlandıralım. Evet, bir finish operasyonumuz gidiyor. Devamında kanal operasyonumuz ve diş operasyonumuz çalıştı. Şimdi burada ölçüm yapabiliriz biz. Şuradan ölçüme tıklayıp şu şekilde tıkladığımızda orta tuşa basıyoruz. Nerede ne kaldığını görebiliriz. Hassasiyet kısmından ne posa kaldığını görebilirsiniz. Buradaki kısımları temizlemek istiyorsanız, pencereleri temizlemek istiyorsanız da sağ tıklayıp tüm öğeleri sil diyebilirsiniz. Simülasyon bu şekildedir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.